Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tam kıvamında pişmiş, çok lezzetli. Evde bulunan malzemelerle yapacağımız şahane bir yaz yemeği. Malzemeleri de gördünüz. Her evde bulunan malzemeler. Sebzeleri önceden yıkadım, hazırladım. Öncelikle 1 litre suyun içine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek tuzlu su hazırladım. Patlıcanların da sap kısımlarını çıkardım. Toplamda 3 adet patlıcan kullanıyorum. Yarım santim kalınlığında dilimledim ve hazırlamış olduğum tuzlu suyun içine attım. Acı sularını bırakması için. Üç tane yeşil biber kullanıyorum. 2 tane de kapya biber kullanıyorum. Onların da çekirdeklerini çıkarıp yemeklik olarak doğrayacağım. Dolmalık biber de kullanabilirsiniz. Dolmalık biber kullanacaksanız çekirdeklerini çıkardıktan sonra halka halka doğramanızı öneririm. Çünkü o şekilde yapılır bu yemek. Evet, biberleri bu şekilde çekirdeklerini çıkardıktan sonra yemeklik olarak doğruyorum. Özellikle et kullanmıyorum. Tereyağı da kullanmayacağım ki veganlar da gönül rahatlığı ile yapıp tüketebilsin. Güveç lezzetinde gerçekten o kadar lezzetli, o kadar lezzetli bir yemek ki gerçekten denemenizi öneririm. Yapımı da çok basit görüyorsunuz. Dakikalar içinde hazırlayıp yarım saat içinde de pişiyor. Bu tarifimde bir başta sarımsağın kabuklarını çıkardım, hazırladım. 3 adet de patates kullanacağım. Patatesleri öncesinde yıkadım. Kabuklarını çıkardıktan sonra tekrar yıkayacağım. Malzeme miktarını kişi sayısına göre arttırabilirsiniz. Daha da az yapabilirsiniz. Şimdi patatesleri gösterdiğim şekilde dilimliyorum. Et sevmeyen, et tüketmek istemeyen çok insan var. Bu tarifimde gerçekten onlar için ideal. Benim kızım küçükken hiç etsiz yemek yemezdi. Çok çok severdi ama bu son 3 yıldır hiç et tüketmiyor. Hiç, sadece et değil, hiçbir hayvansal gıda tüketmiyor. Bu tarifimi de özellikle paylaşmak istiyorum ki belki hani o da yapar. Çünkü yanımızda yaşamadığı için onun için de güzel bir değişik yemek olur. Dicle'cim seni çok seviyorum. Bu yemeğimi mutlaka denemeni tavsiye ediyorum. Yapımı çok kolay. Görüyorsun yavrum. Evet, patlıcanlarımızın da tuzlu suyunu süzdüm. Acı sularını tekrar bir yıkadım. Şimdi tencerenin en altına patatesleri yerleştiriyorum. Daha sonra patlıcanları. Tekrar patatesleri yerleştiriyorum.
Evet, biberlerimizi de güzelce yayalım. Sarımsaklarımızı doğrayalım, biraz daha küçültelim. Görüyorsunuz, çok sağlıklı, çok şifalı, harika bir sebze yemeği oluyor. Soğan dilimlerimizi de yerleştirdik. Domateslerimizi de. Evet. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için 1,5 yemek kaşığı karışık salça kullandım. Tuz, pul biber ve kekik kullandım. 3-4 yemek kaşığı da su. 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı kullandım. Güzelce karıştıralım. Baharatlar 1 tatlı kaşığı olarak kullandım. Tuz, pul biber ve kekik. Siz sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Miktarları size bağlı tamamen. Bu yemekte çok fazla su kullanmıyorum. Kısık ateşte kendi buharıyla, kendi bıraktığı suyuyla pişecektir. Şimdi sosunu üzerine gezdirelim. Daha yakından göstereyim. Evet, bu şekilde güzelce sosumuzu üzerine döktük. Şimdi artık ocağı alabiliriz. Kapağını kapatıyoruz ve ocağın orta gözüne bıraktım ve en kısık ateşte yaklaşık yarım saat içinde kontrol ediyorum. Bakınız, pamuk gibi olmuş, yumuşacık. Üzerine 1,5 limonun suyunu sıktım, gezdirdim üzerinden. Bir 5 dakika bekledikten sonra yanına güzel bir pirinç pilavı yaptım. O şekilde sunumumu yapıyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eğer abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız tariflerimden ilk önce sizin haberiniz olur. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.